Evet sevgili izleyicilerimiz, Sancaköy'ündeyiz. Yine Sancaköy'ünde genç bir kardeşimiz var. Seni bir tanıyalım. Şöyle kendini bir tanıt abi. Mikrofonu da biraz yaklaştır. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Adım Deniz Çetin. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Abi siz sorun, ben cevap vereyim işte ona göre. Ne yapıyorsun köyde, neyle uğraşıyorsun Deniz? Ha, malımız var abi işte. Hayvancılıkla. Evet, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet, köyde senin gibi genç kaç kişi var? Vallahi abi köyümüzde genç az ya. 4-5 kişi var. Geri kalan hepsi şehirde yani, İnegöl'deler, Bursa'dalar. Gurbetteler herkes. Evet, gurbetteler. Bayramdan bayrama geliyorlar. Gidiyor. Sen evli misin, bekar mısın? Bekarım abi. Bekarsın. Evlenmeyi düşünüyor musun? Yok. Daha şu an düşünmüyorsun. Düşünmüyorum. Evet, günlerin nasıl geçiyor Sancaköy'ünden? Biraz anlat. Vallahi yalan değil abi. Şimdi doğru söylemek gerekirse çok sıkıcı yani. Evet. Yani çocuk yok, genç yok. Yani böyle zaman geçmiyor köyde. Evet, sosyal bir hareketlenme yok köyde. Aynen, işte sizin de gördüğünüz gibi işte böyle geçinip gidiyoruz bir şekilde yani. Evet. Ben köyün kliplerini yapıyorum abi. Videolarını çekiyorum. Çok güzel. Düğünlerde olsun, bayramlarda olsun. Yani gurbetçiler, vatandaşlarımıza köyümüzün hasretini gidermek için video çekiyorum işte öyle. Ne güzel. Ne zaman başladın bu çekimlere? Vallahi 3-4 sene oluyor abi. 2017'den. Facebook üzerinden mi yapıyorsun? YouTube üzerinden mi? İkisi de abi, ikisi de. Evet. Hem Facebook grubumuz var, bizim köyümüzün grubu var. Evet. Hem o hem de YouTube kendi kanalım var oradan. Kaç tane YouTube kanalında video var? Vallahi 10-12 tane var abi. 10-12 tane. Biraz çoğaltsan daha güzel olmaz mı? Ya abi şimdi düğün yok, bayram yok. Ben neyi çekeyim ki abi, sıradan köy yani. Mesela düğün olduğu zaman düğünü çekiyorum. Bayram olduğu zaman bayramı çekiyorum. Yılbaşında yılbaşını çekiyorum yine. Ek olarak biçerler geliyor hani. Hasat zamanında. Hasat zamanında. Zamanında. Aynen öyle. Evet, resmerleri çekiyorsun. Gurbettekilere bir nevi özlem hani gidermeye çalışıyorsun. Elimden evet geldiği kadarıyla işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum evet abi. Bunu neyle yapıyorsun? Kamerayla mı yapıyorsun? Cep telefonuyla mı yapıyorsun? Cep telefonu abi, bizim durumumuz belli yani. Biz evet, sizin gibi böyle mikrofonlar, kameralar alacak kadar paramız yok maalesef. Evet. Bir köy için yeterli tabii ki. Güzel bir şey yapıyorsun. Elimden geçse abi işte daha kaliteli içerikler üretmeye çalışırım ama yani durum belli, durumumuz belli. Durumumuz ne kadar el verirse o kadar çekmeye çalışıyoruz işte. Bir nevi işte haset gideriyoruz vatandaşlarımızın. Evet, bu köyün düğün çekimlerini kim yapıyor? Ben. Sen mi yapıyorsun? Neyle çekiyorsun? Telefonla, dur göstereyim. Telefonla olmaz bu iş. Sen bir kamera alman lazım, en mi olur? İşte bu. Bununla olmaz. Sana bir en azından omuz üstü kameraların hesaplı olanları var. İkinci el olabilir aslında. İkinci el aslında, sana bir şöyle buradan sizin köyün gurbetçilerine seslenelim. Sana biraz destek olsunlar. Vallahi abi çok iyi olur ya. Sponsor olsunlar. Sen bir kamera al. En azından köyün düğün çekimlerini yaparsın. Aynen köyün öyle. Köyün böyle memleketteki, gurbetteki vatandaşlara köyü çeker, bol bol böyle YouTube'a da yüklersin. O insanlar da memleket özlemini bu şekilde gidermiş olurlar. Sana söyle söyleyeyim abi. Bizim köyde çekim yapan yani bir iki kişi var. Yani en çok çekim yapan benim. Çünkü köyde kalan benim yani. Evet. Tam bayramda gelenler çekiyor ama onlar sadece geldikleri zaman çekiyorlar. Ama köyde olan benim. Atıyorum bir anda düğün olur, ben çekerim. Bayram olur, ben çekerim yani. Benim bu şeylere daha çok ihtiyacım var ama işte bilmiyorum ne olacak. Evet. Şöyle bir selam gönderelim abim gurbettekilere, köylülere, seni tanıyanlara. Ne diyeyim, izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben tanıyan herkese buradan çokça selam gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Şurada bir leylek var. Kameracı görüyor musun sen o leyleği? O leyleğin adı ne? Leyleğin bir adı yok. İstersen beraber at koyalım yani. Ya olması lazım. Peki her sene aynı leylek mi o leylek? Evet. Gidiyor. Gidiyor. Tekrardan aynı zamanda geliyor. Mart. Geri geliyor. Aynen öyle. Mart ayında genellikle geliyor abi. Allah Allah. Enteresan. Bu leylek nereye gidiyor acaba?
sıcak ülkelere yani takip etmiyoruz. Bunun yanında yavrusu da mı var, bana mı öyle geldi? Yavrusu da var. Kaç tane yavrusu var? Ben iki tane gördüm. İki tane gördüm. Evet. Evet. Bir leylek, şimdi üç leylek mi oldu? Aynen öyle. Hmm. O yuvası daha önce parkın oradaydı abi. O zaman biz bu leyleğe bir isim bulmamız lazım. Bu leyleğin ismi sancılı leylek olsun. Sancılı leylek. Yaratıcı. Güzel değil mi? Yaratıcı. Sancılı leylek. İstersen sen, bir de yakında çekelim yani leyleği istersen tabii. Sen o leyleği çekip de YouTube'a yükledin mi? Resim attım. Facebook'a. Resimle olmaz, onu canlı çekmen lazım. Abi, canlı yaklaştı. Video olarak çekeceksin, kanalına da yükleyeceksin. Ya çekmesine... Gurbettekiler izleyecek, bizim köyün sancılı leylek diyeceksin. Çekmesine çekerim ama leyleğe yaklaştığın zaman uçuyor gidiyor. Yani benim telefon zoom yapamıyor. Vay kara soğuk vay. Ne zaman çekmeye çalıştın da uçtu? İlk geldiği zaman, Mart zamanıydı. Ha, bu aralar bir tane resmi zor çektim yapmadın yani. Bir hareketlenme oldu, oldu mu? Oldu. Ne zaman oldu abi? İki hafta önce bir düğün vardı, onu çektim. YouTube kanalıma yükledim. Evet. Oradan arkadaş izlemeyen olursa izleyebilirler YouTube kanalımdan. YouTube kanalının ismini de söyle de şöyle bilmeyenler, bizim izleyicilerimiz de senin kanalının ismini öğrensinler. Kendi ismim Deniz Çetin ama yazdığınız zaman genelde çıkmıyor maalesef. Hani abonem düşük olduğu için. Çorum Mahalle Sancıköy yazarsanız benim videolar görükür zaten orada. Oraya tıklayarak hem kanala gidebilirsiniz hem de abone olabilirsiniz. Peki YouTube kanalının adını ne koydun sen? Kendisi mi abi? Deniz Çetin yani. Deniz Çetin. Sancıköy koysaydım var mı Sancıköy diye YouTube'da? Hayır. Ama videolar var sadece yani. Olsun, şöyle düşünüyorum aslında yani. Sancıköy'ü Deniz Çetin. Yani öyle YouTube de olabilir. YouTube kanalının ismini o şekilde yaparsan Sancıköy'de yazsalar senin kanalın çıkar. Deniz Çetin'de yazsalar senin kanalın çıkar. Sancıköy'ü Deniz Çetin. İsmini değiştirebilirsin. Biliyorum abi. Her 90 günde bir kanalın ismini değiştirebilirsin. Evet, buradan selam olsun diyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Sancıköy'ünün birinci tanıtım programının sonuna geldik. İnşallah yeni yeni baba yiğitlerimiz, yeni yeni sponsorlarımız çıktığında ikinci ve üçüncü tanıtım için ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz. Kendine has buçer beşi kesinlikle var bu çevrelerde. Evet. Her köyde var. Yani bir rakam veremeyiz de illa şu köyde 10 tane, bu köyde 5 tane diyemeyiz. Ama var. Evet. Her köyde, şehrimizde bunlar var. Benim meselem sadece bu değil. Burada benim köyümde gurbetçi az olsa niye gitmiş? Çok olsa niye gitmiş? Ne için gitti ki? Mesela eğer şayet burada gurbetçi gittiyse ne için gitti? Evet. Eğer bu köyde İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Adana'ya, Mersin'e, Türkiye'nin geneline birileri gittiyse niye için gitti? Bir kere aslında oraya bakmak lazım. Evet, orayı araştırdığımız zaman iş istihdamı yok. İnsanlar ne iş yapacak? Nasıl evini geçindirecek? Çok güzel. 50 dönüm bir talla 5 kardeşisa nasıl geçinecek? Çok güzel. Bakın, oldukça güzel. Dedim ya 45 doğumlu, ben 76 yaşındayım. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e iş yerleri yapılana kadar bu çevrelere güzel bir iş yerleri yapılmış olsaydı. Evet. Kim nereye giderdi? Ülkelere gitmezdi. Peki oradan bugüne kadar hangi iş yerlerini kurmuşlardı biz hadi yapar demişler. Hangi uçak fabrikalarını yaptırdılar da işçi oraya gitti. Hangi direktör fabrikalarını, araba fabrikalar. Şu kısa zamanda oldu, memlekette araba yoktu. Evet. Aşağı 84-85 yıllarında ben burada gelin aldım. Ben bu köye geldiğimde birçoğunun arabası değil, birçoğunun direktörü yoktu. Evet. 20 sene evvel. Tabii 20 sene evvel, doğru. Burada birçoğunun direktörü yoktu, arabası yoktu. Şimdi birçoğunun da arabası da var. Çiftler çiftlerde traktörü var. Aynen. Derler ki fakirlik var. Memlekette fakirlik yok, atıyorlar. Evet. Fakir olanın direktörü olmaz, fakir olanın arabası olmaz. Bir arabanın günlük masrafı 10 liradan aşağı değildir, ayda 300 lira para yapar. Kesinlikle. Buna derler fakir. Şimdi fakir kime diyorlar biliyor musun? Bir dairesi olup da ikinci dairesi olmayana fakir diyorlar. He. Bir arabası olup da oğlunun ya da kızının fazla arabası olmayana fakir diyorlar. Doğru. Ben bunu gördüm mesela. Şimdi diyelim ki ben 70'den 69-70'lerde burada gitmişim. 70'lerden evvel memlekette hangi fabrika vardı ki? Bileyim, söyleyeyim. İstanbul'da problem. Arçelik.
Direktör Güzel Fabrikası vardı. Bebimot gibi bu şekilde birkaç tane fabrika vardı. Toplam o zaman işte 50-55 milyonun içerisinde belki 2,5-3 milyon kişi çalışan anca vardı ya da yoktu. Evet. Ben iş yerine girdim. Sıra numaram 223'tü. Demek ki benim zamanımda orada 223 kişi çalışıyor. Dostum otursana gel. Demek ki orada 223 kişi çalışıyor. Evet. İş yeri yoktu. Ben oraya gitmemse tamam burada işte 5 çocuğu olan tabii ki yetişemezdi. Ama Batı'ya iş yerlerini kurmasalardı, Yozgat'a kursalardı, Tokat'a kursalardı, bu çevrelere kursalardı. Ben niye İstanbul'a gideydim? Burada ufak tefek işimi de yapardım. Çalışırdım da demek ki Cumhuriyet'ten sonra çalışmamışlar kardeşim. Evet. Anladım. Memlekete bir şey vermemişler. Eğer memlekete Cumhuriyet'ten sonra gerçekten bir şey vermiş olsaydı biz çok Avrupa memleketliğinin üzerlerinden olacaktık. Evet. İşte sebepleri çok. Ha ben şu gün bunu şöyle söyleyeyim de konuyu bırakayım. Bir memleketin sınırları belli değilse, sınırlarını korumuyorsa o memleket bir memleket değildir. Evet. Ordusu olmayan memleket memleket değildir. Kesinlikle. Güvenliği olmayan memleket memleket değildir. Doktor olmayan memleket memleket değildir. Cenab-ı Allah herkese güç, kuvvet, sağlık, sıhhat versin, afiyet versin. Hele birlik, beraberlik versin. Hangi güç olursa olsun, kişi ne olursa olsun, adı soyadı ne olursa olsun, vatan, millet için birlik, beraberlik olması şart. Kesinlikle haklısın, şart. Haklısın amca. Görüşleri ne olursa olsun. Görüşleri farklı farklı konuşabilir. Bu hiç beni ilgilendirmiyor. Evet. Ancak iş vatan deyince, iş bayrak deyince herkes şumruk olması gerekiyor. Sır sırta verip kendi kendini koruması gerekiyor. Varlık nedir ki? Çalışırsın olur. Adam gibi yaşarsın, adam gibi olursun. Evet. Görüşün böyle kardeşim. Allah hepinize selametlik. Teşekkür ediyoruz amca. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.